Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sözleşmeli personel sorunu çözülüyor. Yarım milyon memura kadro müjdesi. Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı sonrası imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1,5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi çıktı. 2013'ten bu yana gündemde olan sözleşmeli personel sorunu, 2022'de çözülecek. Böylece yarım milyon memur kadroya geçecek. Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. dönem toplu sözleşmeden müjdeli haberler çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ısrarla üzerinde durduğu sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı. Böylece sayıları 523.047'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açıldı. 1,5 milyon memur bekliyordu. 1,5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün resmi gazetede yayınlanan toplu sözleşme mutabakatının 52. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, Yetkili Konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak. Komisyon kurulacak. Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin yerel yönetimler de dahil kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak. Önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başkanlığında yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak meclise sunulacak. Meclisin onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli kadrolu memur olacak. 3 artı 1 modeli gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3 artı 1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3 artı 1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle 4 yılını dolduran sözleşmenler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor. Meclis onayladıktan sonra yaklaşık 523 bin sözleşmeli kamu personeli kadrolu memur olacak. Belediyeleri de kapsayacak. Kamuda süreli ve süresiz olmak üzere iki farklı sözleşme türü var. Süreli sözleşmeler ağırlıklı olarak belediyelerde uygulanıyor. Belediyede çalışanların sözleşmesi her yıl yenileniyor. Bakan Bilgin, yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemeler yapılacak demişti. Böylece kadro çalışmasının belediyeler de kapsadığının işaretini vermişti. Maaşları %10 düşük. Kamuda en fazla sözleşmeli personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yer alıyor. Süresiz sözleşmeli çalışan bu grubun kadrolu memurlara oranla maaşları çalıştığı pozisyona göre farklılık göstermekle birlikte ortalama %10 daha düşük. Ayrıca sözleşmeli personellerin görevde yükselme hakkı yok. Önümüzdeki yıl kadroya geçişle birlikte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor. Maaşlar ve ikramiyeler artacak. Zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandı. Ek gösterge toplu sözleşme mütabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar 2022'de çalışma yapacak, kanuni düzenleme çıkarılacak, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlerini 657 sayılı devlet memurları kanunundaki ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Ek gösterge artışıyla emekli aylıkları ve ikramiyelerinin %22 ile %22 ila %25 arasında artması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız anında önemli bilgi ve haberler cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederim.